Saf Sarı kanala. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Allah'ın rahmeti bilen bugün siz azizler bilen bana şu mescitte birge görüştüğümüzde Allah nasip kılıp durdu. Niyet kılgen idik ozı şu Namangan vilayetine ham teşrif yürüsek, en katı mescitlerden bir mescitte namaz okusak diye niyet kılırdık. Allah bizi muvaffak kıldı. Allah Hak Azze ve Celle parçalarımızı, niyetlerimizi yetkizgen bulsun. Günü keçe bana hiç kança bol geldi yok azizler. 2-3 gün avval Uzbekistan Müslümanları İdarası Din İşleri Boyunca Komite birgeliğinde Saudi Arabistan'a seferge varıp geldik. Bu seferden gözlengen maksat siz aziz halkımızın Kabatullah'a barıştıkça bölgen iştiyakıyız. Umre seferge bölgen müştaklıklarını itibarge alıp köpçülüklerini duaları bilen Allah'ın merhameti bilen inşallah halkımızın bimalar yani umre seferlerge barıp geliştik için darvazalarını açıştıkça hareket kıldık. İnşallah dua kılıp dursanız tez günlerde bizim yurttaşlarımız yine Beytullah'ını ziyaret kılıçdik. Yine Resulümüz Aleyhisselam'ın Ravza-i Mübarekleri de uzatki salavat-ı salam eğitçilik vaktiki müşerref buladılar. Kabatullah etrafı da taaf kılıp yürüyen ikanımız bir ihtiyar tilimizge, canacan halkımızın hakkıge dualar geldi. Yurtimizni har xil balolardan, ofatlardan saqlashligilarini so'rab duolar qildik. Rasulimiz alayhi salatu vasallamning muborak ravzalarida namoz o'qib, u zotning maqbaralariga qarab turar ekanmiz. Siz azizlarni haqlaringizga salomlarni yetkizdik. Albatta Alloh haqqasi va jannat siz azizlarni barchalaringizni mana shu Rasulümüz Aleyhisselam'ın aldılarında turup salavat ve salat eğitişlikle muvaffak eylegen bulsun. Muhterem azizler, keyingi günlerde bir ibare köp işletilir halkımız arası da. Bizge bura bir yaxşilik kılsa, kuruşup kalsak, hal ahval sorarsak, bitti duanı köp eyti yapmış keyingi bayitte. Çok köpçilik şu sözünü işleti yaptı. Hatta internette birbirine biror narsa yozganda ham oxirida shu so'z ishlatiladi. Ya'ni yaxshi bir tilak. Alloh sizdan rozi bo'lsin degan so'zni ishlatamiz. Men o'ylaymanki, bu yerda o'tirgan siz azizlar ham bu so'zni ko'p ishlatasiz. Bu duoni ko'p qo'llaysiz. Allohning roziligini so'rashlik bu eng katta duo. Haqiqatda ham men ham bugun siz azizlardan Alloh rozi bo'lsin deb so'rayman. Hammamizdan rozi bo'lsin. Allah razı bo'lgan bandalar cennetke kirerkendir. Allah'ın razılığını alıp cennetke kirişlik asan emas. Hamma cennetliler cennetke kirgen bir paytda hamma nimetlerden korup bir maydonga toplangende Allah Hakk'a Azze ve Celle korunerken azizler cennet. Bandalardan sorarken ki ey bandalarım benden ne mi haklıysızlar? Soru iler derken. Şimdi bandalar eterken Rabbim bizden razı buluştuğunu sorayımız dese Allah eterken eğer sizlerden razı bulmaganımda sizler cennetke kirmez idinler. Sizlerden razı bulgenliğim için cennetke kirdinler deyip Allah eterken. Bana şu sözünü eşitişlik hanımızga nasip kılsın azizler. Allah'ını razı kılarken bandalardan buluştuğumuzda Allah muvaffak olsun. Ama bana şu ibarenin radiyallahu anhu deyip ya ki radiyallahu anhum deyip kublik manası da sahabelerde işletilir. Sahabelerde islegenimizde Allah onlardan razı buldu. Radiyallahu anhu deyip eğitişlik hemimizde adetimiz ve adabımız. Bana şu söz azizler sahabelerde layık edin. Sahabeler Allah'ın razılığını alıştı ki bana şu ibarene, şu makamda alıştı ki asan bulmadı. Sahabelerde hayatını örgenerek ikemiz
ularni Rasulimiz alayhissalom bilan birga o'tirganlarida ba'zilariga qarab "Ey falonchi, men seni Alloh uchun yaxshi ko'rdim" degan so'zni sahobani qanday qabul qilgan ekan, qanday kuchi yetgan ekan deb o'ylanib qolamiz. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ning uylariga borib Rasulimiz alayhissalom "Ey Ubay, Alloh meni seni oldinga yubordi. Qur'oni Karimda bir sura nozil bo'ldi, Bayyina degan sura. Mana shu surani birinchi bo'lib Ubay ibn Ka'bga o'qib bergin" deb aytdi deganida Ubay ibn Ka'b "Alloh meni ismimni aytdimi, meni esladimi" deb yig'laganini bugun tasavvurimizga ham sig'dira olmaymiz. Hazrati Bilolga "Sana oyoqlaring tovushini jannatda eshitdim" degan so'zlarni qanday qabul qilganiklar deb o'ylanib qolamiz. Hadisha onamizga "Ey Hadisha, Jabroil alayhissalom keldilar. Alloh sizga salom aytibdi" degan so'zlarini qabul qilishliklarini bir o'ylab ko'ring. Sahobalar mana shu Alloh rozi bo'lsin degan unvonni, shu maqomni olishligi uchun Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning atroflarida jonlarini berib, mollarini sarf qilib, fidoiylik bilan Rasulimiz alayhissalotu vasallamning oldilarida turib Alloh rizoligini topishga musharraf bo'ldilar. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Biz sahobalarni o'rganar ekanmiz, beixtiyor havasimiz keladi. Qanday qilsak biz ham o'sha maqomga yeta olamiz? Qanday qilsak bir-birimizga biz Allohning rizoligini so'rayapmiz u sahobalar kabi bo'la olamiz degan niyatlar paydo bo'ladi. Ammo bugun siz azizlar bilan bir hadis xususida gaplashmoqchi edikki, bu hadis o'sha Allohning roziligini topishlikka tavsiya. Qanday qilsak Alloh bizdan rozi bo'ladi? Allohning bizdan rozi bo'lishligi uchun juda ham ko'p tavsiyalar bor. Oyatlar, hadislar, ko'rsatmalar. Ammo bugun sizga aytmoqchi bo'lgan hadis Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni Abu Hurayra radhiyallohu anhu tomonidan rivoyat qilgan hadisidir. Bu hadisda Rasulimiz sarvari koinot bizlarga Alloh rozi bo'ladigan va Alloh norozi bo'ladigan ishlarni o'rgatgan. Keling, mana shuni o'rganaylik. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi. Rasulimiz alayhi salatu vasallam shunday dedilar: "Inna Alloha yarda lakum thalatha va yakrahu lakum thalatha." Alloh sizlarning uchta narsangizdan rozi bo'ladi va uch narsadan norozi bo'ladi. Demak, uchta amal bor ekanki, bu amaldan yaratgan rozi bo'ladi. Allohni rozi qilishlik esa jannatga dohil bo'lishga sabab bo'ladi. Allohni rozi qilishlik insoniyat yaralibdiki, qiyomatga qadar qalbidagi orzusidir. Odam alayhissalomni yer yuziga tushirgan Rabbimiz Odam alayhissalom va uning avlodidan rozi bo'lsagina jannatga kirgizishlikni va'dasini bergan edi. Mana shu va'dani topishlikni Rasulimiz alayhissalom o'rgatmoqdalar. Biz esa siz azizlarga omonat o'laroq mana shu omonatni yetkazib qo'yyapmiz azizlar. Rasulimiz alayhissalom sizlarga Allohning roziligini topish, jannatga dohil bo'lish sirlarini o'rgatib, buni sahobalarga, sahobalar tobi'inlarga, tobi'inlar tabi'a tobi'in salafu solihin va oxirgi zamon ulamolariga qadar meros qilib tashlab ketdilar. Mana bugun siz aytgan bilan mana shu uchta Alloh rozi bo'ladigan va norozi bo'ladigan amallarni o'rganmoqdamiz. Keling, rozi bo'ladiganlardan boshlaymiz. Rasulimiz so'zlarini davom ettirib aytdilar: "Fayardalakum. Bas, Alloh sizlardan quyidagi ishlarni qilsangiz rozi bo'ladi. Uchta. Birinchisi: an ta'buduhu va la tushriku bihi shay'an." Mana an ta'buduhu, birinchisi Alloh taologa ibodat qilishligingizdan rozi bo'ladi. Bu dunyoga bandani yuborgan Rabbimiz o'ziga u bandani ibodat qilishligini xohlaydi. Lekin mana shu ibodat nima deb o'ylaysiz azizlar?
İbadet sözü bu Arapça abdun sözden alingen bulup kulçilik kılıç degen mananı verir. Ramazan Buti degen alim ötkenler bilesi Suriye'de bu kişiye canları ki kas kılıp, tirak kılıp dünyadan ötkezişti. Meşhur ahli sünnenin ulamalardan idi. İnsanlarını tafrikaya birilişlikten, zulüm kılıçlikten kaydaradığın en büyük allamelerden biri idi Şam'da. Ramazan Buti'nin en katta hareketi tafrikanı yukatış, adamlarda bir demlikke çakırış ve tinçlik asayişlilikke hareket idi. Afsus ki o zatın canları ki kas kılıçtı, şehitlerden buldu de ümit kılıp Allah'ın rahmetine dahil eylesin deyip sorup kalanız. Bana şu Ramazan Buti'nin sohbetlerinden birini korup kaldı. Bana de bir minberde durup sohbet kılardılar. Sohbetlerden biri de ettiler ki, yığılıp durup ayet yaptılar. Bana şu ibadetini doğru düşündürüp ayet yaptılar ki, bütün dünya ibadetke toldu. Mescidler adamlarga toldu. Ramazanda rozalar tutuluyor. Kâbetullah'ın etrafı eğlenip taaflar bulmakta. Hacilerde, Arafat'u, minalarda adamlar vukuf kılıp ibadetlerini kılıyordu. İbadetke toldu. Lekin ubudiyet kanadı yığladılar. İbadet bile ubudiyet ortasında cüreketli fark var gelesiler. İbadet bu bir korunuşumuz. Bana namaz okuyemiz, başımızı secdeye koyemiz, başka ve herkese ibadetlerini kılemiz. Bu bir gül tacisi. Ama ubudiyet ise bu bendeni Allah'ın kulu ikenliğini daima hız kılış. Keyingi paytda bizni qiynayotgan narsa o'sha ibodat masalasini faqatgina suratga avvalo suratgagina e'tibor berib siyratdan uzoqlashish bo'lyapti azizlar. Go'yoki ibodat faqat masjidda yoki ko'rinishda, tashqi ko'rinishi yoki o'zini yurish-turishidagi holatda ibodatini ko'rsatsa bo'ldi. U Alloh taolo rozi qiladigan ishni qilyapman, men bandalikni bajo keltiryapman deb o'ylaymiz. Yok azizler, bu bir korunuşu. Ama ibadet, bu şun deyilerse ki, insan oturuşuda, yürüşüde, gepirişüde, her bir haletide bana Allah korup durupdu, ben Allah'ın kulu, ben Allah eşliğüçü degen ubudiyet ile yaşamaklıktır. Dinimiz şun deyik, güzel din iken ki, insanın her bir hareketini ibadet derecesine alıp çıkıp o işlikke muvaffak kıldı. Ertalab o'rningizdan turib ishga ketyapsiz. Agar ki men ishga boray, tirikchilik qilay, bola chaqamni boqishim kerak, bu mening mas'uliyatim deb chiqsangiz, marhabo. Tirikchilik qilasiz, ishni ishlaysiz, maoshingizni olasiz, kelasiz. Ammo lekin shu ishimizni ibodatga aylantirishimiz mumkin ekan. Qanday qilib? Chiqib ketishlikda niyat qilamiz ekan. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Er-Rijal Kavvamun Alel-Nisa Erkekler aile başlığı degen. Ben ailenin başlığımdan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mengekette bir mesuliyetini yükleken. Bola çakamını bakış, onların halal tamamlar bilen tamilleşmeni zimmemde. Bugün bana şu zimmemdeki biriktirilgen vazifemini becerişlik için ben çıkıp gidip ben Allah menge yardım bir, halal rızk bir, işlerine rivaç bir deyip sonra çıkıp gider iken ta o şey işe barıp kekilçe o şey adamın ibadette. Ha o eytelik mektep okutucusu bulsun. Ha o bir teşkilatının hadimi bulsun. Eğer niyetini doğrulak alsa o şey halka manfaat yetkizemen, ailemge manfaat yetkizemen degen niyetini kılsa, bana şu hareketlerini de ibadette. Bir adam kesel bulup kaptı, bormasam hafı bulup kaladı diye borsak, hafı bulmaydı, kesel kurgen bulamaz. Ama aleki niyetimizini bir az özgertirip, muminin mumindeki haklardan bittesi iadetil mariz keselini borup kurmaklık dur. Bir biraderim kesel bulup kaptılar, ben hoşunu aldı ki borsam Resulüm ne etkenini kılaman dedi, niyetini doğrula borsak, bu en bir ibadet. Yani Allah Hak Azze ve Celle'nin razı kılıçlık için bendeler ibadetle hayat geçiriş degeni de hayatını şimdi bir tertipke koysun ki Allah Hak Azze ve Celle ondan razı olsun. Namazını okup,
ibodatni qilib, hammamiz bitta qibla tomonga yuzlanib duo qilsak-u, masjiddan chiqib ketib g'ibat qilsak. Ibodatimizni Alloh bizni eshitib, bilib turibdi degan nuqtai nazari qayerda qoladi? Shuning uchun Allohni rozi qilmoqchi bo'lgan har bir banda doimo Alloh haqqo azza va jallani ko'rib turganligini, eshitib turganligini his qilish kerak. Agarki azizlar, biz mana har bir harakatimni ko'rib turuvchi Alloh bor, har bir gapimni eshituvchi Robbim bor degan e'tiqodda mustahkam turganimizda edi, birortamizni darvozamizda qulf bo'lmagan bo'lardi. Birortamiz bozorda yoki boshqa savdoda biror bir insonning haqqiga tajovuz qilmagan bo'lardi. Biror bir inson ikkinchi bir insonni xafa qilmagan bo'lar edi. Chunki u har bir harakatini ko'rib turguvchi Alloh bor deb e'tiqod qiladi. Ana shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalomni Allohni rozi qilish to'g'risidagi tavsiyasini keng ma'noda tushunmoq kerak. Alloh rozi bo'ladigan eng birinchi ish demak an ta'buduhu, Alloh taologa ibodat qilish, qulchilik qilish, Alloh azza va jallaning haqiqiy bandasiga aylanmoqlik. Va la tushriku bihi shay'a. Va Alloh taologa ibodat qilishlik va ibodatdan keyin Allohga hech kimni shirk qilib sherik qilmaslik. Shirk bu juda ham jirkanch ish. Shirk degani bu azizlar Alloh azza va jallani qo'yib boshqasiga ibodat qilishlik, boshqasiga bandalik qilishlik. U xoh narsa bo'lsin, xoh jonli bo'lsin. Lekin alhamdulillah bizning xalqimiz bugungi kunda shirk nima, kufr nima, buni farqiga yetdik. Hozir mana shu shirk degan so'zni, ya'ni Allohga biror narsani sherik qilish degan so'zni ham noto'g'ri talqin qilib, arzimagan narsaga shirk hukmini berib qo'yishlikdan saqlanmoq kerak. Shirk bu to'g'ridan to'g'ri Alloh taologa ikkinchi bir insonni yoki biror bir narsani mana bu ham bir iloh degan niyatni qo'yib qo'yishlik. Alloh buni saqlasin. Ana shu nuqtai nazardan payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilarki, Allohni rozi qilaman desiz, Allohga ibodat qilasiz, qulchilik qilasiz va Alloh azza va jallaga hech kimni sherik qilmaysiz. Bu mo'min musulmonning niyati. Mana shunday bo'lsak, Alloh bizdan rozi bo'lar ekan. Ammo bu masalada chuqur ketmaslik. Bu masalada o'zimizcha biror bir narsadan topib, mana buni qilsa shirkmikin, mana buni qilsa kufrmikin deyishlikdan biz juda ham o'zimizni ehtiyot qilishligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam bizlarga aytganlarki, mana ummatim ustida eng qo'rqadigan narsam mendan keyin ularni shirk keltirib qo'yishlari deb turib, orqasidan aytdilarki, men aytmayman, mana ummatim mendan keyin yulduzlarga, butu sanamlarga ibodat qilib ketadi deb. Ularni qo'rqadigan shirk deganim maxfiy gunohlar qilib qo'yadi va riyo qiladi degan ekanlar. Mana bu narsa o'zi nazarda tutilgan. Ya'ni maxfiy gunoh degani odamlarning ko'zidan xoli bo'lganda gunoh qilishlik. Bir ba'zi bir ishlarni qilaveradi-da, odamlar ko'rmagan joyda qilaveradi, odamlar ko'rib turganda o'zini ehtiyot qiladi. Mana bu narsa juda yomon narsa, chunki odamlardan qo'rqib emas, Allohdan qo'rqib gunoh va jinoyatlardan to'xtamoq kerak. Mana bu muhim masala edi azizlarim. Ana shuning uchun ham biz bu narsadan o'zimizni ehtiyot qilishligimiz kerak. Wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yana payg'ambarimiz alayhisalom so'zlarini davom ettirdilar. Allohni rozi qiladigan ikkinchi tavsiyani beryaptilar. Ikkinchi tavsiya an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allohning arqonini mahkam ushlaysiz va tafriqaga bo'linmaysiz dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Allohning arqoni nima edi? Allohning arqoni bu Qur'on, bu shariat edi azizlar. Ana o'sha Allohning arqonini mahkam ushlab hamma bir bo'lsa va turli firqalarga, tafriqalarga bo'linmasakkina Alloh bizdan rozi bo'lar ekan. Allohning arqoni bu shunday narsaki,
Go'yo bir odam chuqurlikka tushib ketyapti-ku, yoki suvga cho'kib ketyapti-yu, bir arqonni ushlab qutqarilib chiqqan kabidir. Mana shu arqon bu shariat. Qur'on va payg'ambarimiz alayhi salomning muborak so'zlari. Mana shunga amal qilgan odam hamma muammolarini shu bilan topib, shu yo'lda ahli sunna va jamoa e'tiqodida turib, tafriqaga berilmasa Alloh undan rozi bo'lar ekan. Rasulimiz alayhi salatu vasallam davrlarida sahobalar Qur'onning ichidagi bir oyatning tilovati haqida tortishib qoldilar. Birlari mana bunday o'qiladi dedi, ikkinchisi yo mana bunday o'qiladi dedi. Bilasizlarki, qiroatlar turli xil, shevalarda har xil bo'lib qolgan o'z davrida. Payg'ambarimiz alayhisalomga murojaat qiluvdilar, Rasulimiz alayhi salatu vasallam ularga qarab, mana bu narsa to'g'ri, mana bu narsa noto'g'ri deb ikkalalarini to'g'rilagan bo'ldilar. Qur'ondan ularga ta'limini berdilar-da, orqasidan aytdilarki, ixtilof qilmanglar dedilar. Ixtilof qilsanglar tafriqa qilmanglar. Alloh qalbingizda bir-biriga ixtilof qilib qo'yadi dedilar. Ulamolar aytadiki, sahobalarning tortishuvi oddiygina bir Qur'on tilovatida edi. Mana shunda ham payg'ambarimiz alayhi salom qaytarayotgan bo'lsa, bugunlik kunda tafriqamiz qay darajada keldi azizlar? Shu darajada tafriqaga berilib ketildiki, inson hatto bir-birini dindan chiqarishga qadar fatvo beradigan, hatto bir-birini kufrda ayiblaydigan darajadagi tafriqalargacha berilib ketyapti. Agar biz Allohni rozi qilmoqchi bo'lsak, hech qachon tafriqaga berilmasligimiz kerak. Hammamiz agar qachon yelkadosh bo'lsak, hammamiz birdan bo'lsak, ana o'shindagina Alloh bizdan rozi bo'lar ekan. Qachoniki ummat azizlar bir bo'lgan ekan, qachon ummat bir-biri bilan birlashgan ekan, mana shu ummat rivojlangan. Islom tarixini o'rganib keladigan bo'lsak, qachon musulmonlar orasida tafriqa boshlangandagina ularning orasida tanazzul boshlangan. Shuning uchun bugun biz hamma jonajon xalqimizga, mu'min musulmonlarga iltimos qilib aytyapmizki, azizlarim, bu tavsiya bizniki emas. Bu tavsiya payg'ambarimiz alayhi salomning tavsiyalari. U zot aytyaptilar, Allohni rozi qilaman desangiz, Allohning arqonini mahkam ushlanglar, bir-biringiz bilan tafriqaga berilmang deb aytyaptilar. Mana shu narsadan Alloh azza va jalla rozi bo'ladi. Endi Alloh norozi bo'ladigan ishlar ham bor. Demak, Allohni rozi qiladiganini bildik, Allohga ibodat qilishlik, unga hech kimni sherik qilmaslik, Allohni arqonini mahkam ushlashlik, tafriqaga berilmaslikdan Alloh rozi bo'lsa, Alloh norozi bo'ladigan ishlarni ham Rasulimiz o'rgatdilar. Imom Muslim rivoyat qilgan bu hadisda. Rasulimiz alayhissalom aytibdilar: "Va yakrahu lakum talaqa." Alloh sizlarning uchta ishingizdan norozi bo'ladi. Uchta ishingizni yomon ko'radi. Bu birinchisi qil va qol. Qil va qol o'zbekchasiga tarjima qilsa, mishmish degan ma'noda beradi sizlar. Mishmish ko'rmagan, ko'zi bilan ko'rmagan, quloqi bilan eshitmagan, o'zi guvoh bo'lmagan narsani gapirish. Bugunlik kundagi eng tashvishli illatlarimizdan bittasi mana shunga aylanadi. Ayniqsa internetda. O'zi ko'rmagan, o'zi bilmagan, o'zi ishtirok etmagan narsani tarqatishlik. Hattoki o'zi aslida azizlar, o'zi bilmagan narsani yaxshisini ham bilmasdan turib tarqatmaslik kerak, uni o'rganmasdan turib. Hazrati Ali karramallohu vajhahuning oldiga kelib bittasi rosa maqtab qoldilar. Siz bunda odamsiz, bunda undamsiz deyodilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu unga qarab, sen ben bilan bitta xonadonda yashaganmisan dedilar. Yo'q dedi. Birga safarga chiqqanmisan? Yo'q. Ha, nega maqtayapsan bo'lsa? Qayerdan bilasan dedilar. O'zing bilmagan narsa nega gapiryapsan dedilar. Hatto yaxshilikni ham ehtiyot bo'lishlik. Biz internetda yaxshi narsadan ko'ra bugun yomon narsani tarqatish odatimiz. Umuman insonlar orasida keyingi paytda mana shu qil va qol, o'zi bilmasdan, o'zi eshitmagan narsani gapirish holatlari ko'payib bormoqda.
Bugün biz ushbu masjidda toplanıp turup Allah'ını razı kıladigan ve narazı kıladigan işler hakkında gaplashar ekanmiz. Bu gap sizge omonat azizler. 14 asırdan beri saklanıp kelgen bir omonatni, bir merosni bugün sizge ulaşıyoruz. Bu bizni gapimiz emas. Şeyhlerden birileri Basra bazarıda kirip ketyapsalar, adamlar savdolar kılgan, hamma o'zi bilan o'zi avora. Ularga qarab, ey ahli tüccar, ey ticaret ahli, sizler bir narsadan gaflette kaldılar. Katta cami masjidde Peygamberimiz aleyhisselamın mirası bölünüp verili yaptı. Tezrak o zilerde, ulaşıylarda aval iler. Deseler bazar ahli, ey Peygamberimiz aleyhisselam mirası bölünü yaptıken, biz hem ulaşımızı aleyhine dükkanlarını bekitken, yürürken, çapken masjidke barıptılar. Masjidke barsa hiç narsa yok. Kimdir namaz okuyup yaptı? Kimdir Kur'an okuyaptı, kimdir zikir kılıyaptı. Hayran olup kaydıp çıkıp şeyhini yollarını tosuttular. Ey şeyhimiz Fazıl, siz nege bizini aldadınız? Mescitte Resulümüz Aleyhisselam mirası böleni yaptı diyordunuz. Kelsek hiç neresi yok iken bu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan miraslarını böledi, ümidi de boruşken onlar. Şunda şeyh cenapları onlarla karabaydı dediler ki, ne kur değiller? Ha bir adam Kur'an okuyaptı, bir adam suhbat kılıyaptı, bir adam namaz okuyaptı, zikir kılıyaptı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan şundan başka ne mi miras kalken dediler. Ben şunu alayımlar, o şu amanetini kabul kılıyorlar dediler. Biz geyem azizler, Peygamberimiz aleyhissalatü kalken bana şu manevi mirasını yetkizip koyuş mesuliyeti yükletilirken, hem ahli ilim, hem mescid imamları. Şunun için ulema varasatul enbiya dediler, ulamalar peygamberlerinin miras kurları. Ulardan kalgen mirasını yetkizip beri uçun. Siz azizler ki yetkiziyatken bu söz Peygamberimiz aleyhisselamın sözleri. Uzat ayet yaptılar. Allah narazı buladı kıl ve kal kılıçlikten, mişmişten yaptılar. Demek indi bana şu narsanı eşitip örgengen her bir yerdeki Müslüman kayırdı şuna kadar narsanı eşitip tohtaçlık yerlerimizde vacip olan. Siz eşitip kaldınız indi. Tasavvur kılın, hazır çıktığınızda bir joyda oturupsiz, çayhanada, ulfatlar bilen, belki yaşlarımız internette, bir nerse tarikada da bu mişmiş. Siz bugünkü talimde olgan Müslüman olarak cevap veriş gerek. Ey birader, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a etken ekenler. Allah Ta'ala ozu körmegen, bilmegen nerselerini mişmiş kılıçlıktan narazı bularken, Allah narazı bularken işini kılmeylik deyip tohtarçlık gerek. İkinci Allah narazı buladığını işini örgettiler. Ve kefrete sual. Kup saval verişlikten hem Allah narazı buladı dediler Peygamberimiz Aleyhisselam. Karın kızı. Saval bilmegenli bilişlik için verilir. Lekin nege Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam kup saval verişlikten kayıtlar yaptılar. Çünkü savallar bir neçe hıl manada verilirken. Saval bularken bilmegenimli bilip alay deyip sorarlarken. Saval bularken, fitne kılayı deyip verirlerken. Ozu bilgenler seni bir imtihan kılıp sınav koyuşluk için verirlerken. Aynısı hazır ki kunda, ahli ilim, ulamalarga birer bir saval verirse yok, o adam cevap verilmeyi kalıştığını kütüp duruşluğu haletleri var. Çünkü internette kub saval cevaplarda uğrayan vali yaptı da, kegin saval veriyor. Mezhab başlarımızdan birileri, bir joyda oturganlarida bir kişi savol beribdilar. Savol bersalar bilmayman debdilar. Yana bittasi savol bergan ekan o'ylanib turib, buni ham bilmas ekanman dedi. 3-4 savol berilsa hammasiga bilmayman desa bir kishi aytibdiki, "Ha siz shuncha savolimizga javob bermayapsiz-ku, nega bo'lmasa biz sizni 2 qavat to'shagining ustiga o'tkazib qo'ydik." Desalar u kishi aytdilar, "Bu mayni o'tkazilgan ko'rpacha bu mani ilmim uchun bilgan narsamni hurmati uchun. Agar bilmagan narsamni hisobga olib tagimga narsa solsanglar boshim osmonga yetib qolar degan ekanlar. Ya'ni bilmagan narsani bilmayman deyishlik o'zi aslida uyat ish emas. Lekin shunday holatga keltirilib atiylatdan mana shunaqa savollarni berishlik yoki bo'lmasa savollar bo'larkan azizlar na dunyosiga na oxiratiga kerak bo'lmagan. Bunaqa savollardan ham Alloh norozi bo'larkan. Ko'p ortiqcha savollar berishlik.
ortiqcha chuqur kirib borishlik. Mana bu narsadan o'zimizni saqlashligimiz kerak. Bir latifa kelib qoldi hozir shu yerga aytay sizlarga. Bir fikringizni bir buraydi. Ulug' bir allomalardan bir Piri Murshiddan o'zining bir muridlari bilan bir ziyofatga kiribdilar. Kirib o'tirsa sohibi ihson oldilariga tovuq olib kelib pishirib qo'ydi. Endi tovuq deyman desa yonlarda shogirdlari yangida endi o'zi odatda yangi kirishganlarda shunaqa bo'ladi. Savol ko'p bo'ladi. E to'xtang debdi. Hazratni to'xtatdilar. Hazrat to'xtang debdi deb uyda egasini chaqirib, "Bu tovuqni nima bilan boqqansiz?" dedi. "Adam bilan boqqanman." "Yana yemansa to'xtang" deb. "Qanday qilib so'ygansiz?" "Qanday qilib so'yganman?" "Ha, qanday qilib tozalagansiz?" desa, haligi pirlari yonlarda shogirdiga qarab, "Ey bolam, shu tovuqni yevoraylik. Hozir so'ravursang, oxiri haromini chiqarasan shunda." Ortiqcha savol berishlik Bani İsrail'de ne halet ki okuyordu? Şunaka hazır bana şunu deyip oladı ki hiç kimde esirde yok bir masalelerini kotarış. Bu cemiyat azizler. Biz hammamız ozu asırda mumun Müslümanlar yaşayarken ülkede sizini kimdir büyüge teklif kılsa aldığınız ki tamam koysa Müslüman bulsa o şu adamın tamam ingiz halal mı deyip soruştuk da ozu şeriat kaytarır. Çünkü o Müslüman. Sizni oldingizga taom qo'yadi. Hozir esa savollar shunday bo'layaptiki, mana biz o'zimiz yuramiz marosimlarda yoki uchrashuvlarda berilayotgan savollarni ko'rib, nahotki xalqimizning, yoshlarimizning saviyasi shu darajada bo'lib qoldiki, eng muhim masalalar qolib. Bugungi kunda dunyoni bir ko'raylik azizlar. Yaqinda bir birodarimiz Türkiye'ye bağırıp geldi de Türkiye'de bir katta muzeyge kirmdi. Menge ait yaptı ki Domla muzeyge kirdim. Bana mı kirgen ben o şu muzeyge? Hakikatta. O yerde aşı en ahirge taş icat kılınganından başlayıp o insanda yaratılgan tehnike hemen arsa bol. Körgezmedi. Ait yaptı ki şuna kadar arsalar kurduk ki en rivajlengen tehnikelerden tortup hemen arsanı kurup çıktık da Lekin bitta narsaga afsuslandik. Hammasini musulmon bo'lmagan o'lkalar yaratgan. Nega biz orqadamiz deyapti? Biz bugun azizlar mana men o'sha gapni ko'p gapiryapman. Ma'rifat parvar ustoz Munavvar qori rahmatullohi alayhi so'zlarini ko'p masjidlarda takrorlayman. Bundan 100 yil burun aytgan ekan. O'sha 100 yil avval gapiryaptilar, aytayaptilarki Yevropada odamlar unda suvga tushishni boshlashgan ekan, o'sha suvni tekshirish uchun suvni ostiga tushayotgan bir paytda hamma yo'lda elektrlashtirish, yoritish va boshqa rivojlanish ketayotgan bir mahalda afsuski biz hali ham kiyimimizni uzun kaltaligi, soqolimizni uzun kaltaligi yoki maktablarda geografiyani o'qitish, o'qimatishlik to'g'risida tortishyapmiz deb xafa bo'lgan ekanlar. Bugun ham shunday holat azizlar. Hozir odamlar osmonga chiqayotgan bir paytda, butun fan taraqqiyot rivojlanayotgan bir paytda, ming afsuski bizga berilayotgan ba'zi savollar shu darajada kichkina, shu darajada arzimaski, nahotki bizni xalqimiz shunday bo'lib qoldi degan afsuslanib qolasan inson. Bekorga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu gapni aytmoqdilar. Alloh taolo bekorchi na dunyosiga, na oxiratiga foyda bermaydigan savollardan norozi bo'lar ekan. Şunday savol beringki, sizni dunyoyingizga yo oxiratingizga foydasi tegsin. Dunyoyingizga ham oxiratingizga ham foyda bermaydigan savollarni bermaslik kerak. Ya'ni bu narsalarga o'ta chuqur kirmaslik kerak. Alloh norozi bo'ladigan 3-chi amal idoatan mol dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Alloh norozi bo'ladigan 3-chi amal molni zoya qilish. Bugünlük günde iqtisod rivojlanyapti. Ko'pchilikka Alloh taolo imkoniyat eshigini ochib qo'ydi. Ayniqsa mana shu keyingi yillarda tadbirkorlarga berilgan imkoniyatning chek-chegarasi yo'q. Mol dunyo ko'payyapti. Mol maniki, xohlaganimni qilaman deyishlik shariatda yo'q. Ya'ni isrof qilmaslik, zoya qilmaslik talabini qo'yadi.
Sahabelerin içinde mal dünyası cüdeyen kofları bölgen. Dekin israf kılmagen. Bir sahabe cüdeyen badavlet bölgen bir sahabenin ülke tilençilikke barıptı. Bir nersene soradı. Bir barseler bir nersene sorayım ben de kirip barse arzımagen nersene sora mahcup olup bargeneken karıp onu kurbanlık varsa bol uğradıken bir tüyası kesel bulup koygeneken o şu tüyanı davalatıştık için hareket kılıp yügürüp yeli etkeneken haliki adam. Fakir sahabe korktular da ha bu bitti kare tüyasının ölüşü ki şununca hareket kılıp özünün malını ihtiyat kıl etken adam menge birer neyse birer mi dedi burulup git. Haliki sahabe korup kaptı ki brader nege kilitlisi nege kayıt bit yapsız dese. Doğrusunda sizden bir yardım sorup geliyordum. Lekin bitti karı tüyanı. Soy var sizden bol uğradı. Kurbanlık koy sizden. Lekin şunu davalaştı ki şunu önce tabip ab gelip avara böyle etken izi korup bu adam mal nefs koyduyken ben geçmişse vermeydi deyip oyladım degenlerden ne kere gidip hazır deyse bir az yardım degen de haliki tüyenden 10 tekel edigen pulunu vergen eken bana de. Verip duru etken eken ki ben bu tüyemge itibar kılıyetkenim malını ısrap kılıçlıktan saklanır. Zayi kılmaslık, bu bakıllık yemez de gereken. Malı dünya Allah tamamından veriledigen bir katta nimet azizler. Müslüman adam bay, badavlat olup yaşaştığı hakkı ege. Ulamalar ayırdı ki, baylık üstüde dedi, baylık göğe ki bir dengiz olsa, siz onun üstüde kime bulun, onun üstüde süzün, lakin onun içine çöküp gitmeyin dediler. Mal bana şunu değinirse, ama bunu zayi kılıçlık. Bugünlük günde malını zayi kılmayalımız deyip ayet olmayınız azizler. İsraf cüdeyem kopayıp gitken. Bir günü tuy marasımlarımızda özüge kürseyi kançın israf. Pandemiye münasebeti bilen tuy marasım harfi tadbirlerini bir az ıkçamlaştırdık. Lekin keyingi paytda yana kopayı yaptı. Yana minglab adamlar çakırış. En açınarlısı bilasız bunu azizler. Peygamberimiz Aleyhisselam etken ekenler. Yazıladigan dasturxonlar ichida. En yomoni qorni ochni chaqirmasdan qorni to'qni chaqirgan dasturxon degan ekanlar. Qaysi ihson shunday bo'lyapti? Kambag'allarni chaqirib mehmon qilish o'rniga ularni o'sha marosimda ham xizmatga qo'yib qo'yyapsiz. Aslida molimizni isrof qilmayman degan odam o'shinga ketadigan sarf xarajatini boshqa yaxshilik ishlarga, ezgu ishlarga, savob ishlarga bag'ishlash kerak. Yoshlar o'tiribsiz. Dunyosi bo'lsa nimaga sarflash kerak? Payg'ambarimiz alayhisolamdan so'radilar bir sahoba: "Ya Rasululloh, meni dunyoim ko'payib ketdi, nima qilay?" deganda, "O'zingga sarfla" dedilar. "O'zimdan ham ortib qoladi" deydilar, "Oilangga, bola-chaqangga sarfla." "Undan ham ortib qoladi" deydi, "Qarindosh urug'ingga sarfla." "Undan ham ortib qoladi" deydi, "Qo'ni qo'shningga, bema bechora yetim yesirga sarfla" dedi. "Undan ham ortib qoladi" deydilar, "If'al mashita" deydi, "Unda xohlaganingni qil" dedilar. Ya'ni tartibini o'rgatdi. Inson tabiiyki o'zi uchun mol topadi. O'ziga, oilasiga, ayniqsa yoshlar o'tiribdi ota-onasiga. Ota-onangiz uchun juda katta mol dunyo kerak emas aziz bolalar. Farzandlarimiz bugun ota-onasiga 2 dona issiq nonni olib kelib berishlik go'yoki otasi uchun bitta sarpoq berishdek gap. Lekin e'tibor o'sha ota-onaning xizmatini qilib, topgan dunyosini shunga sarflab, olsa qarindoshlarga, yetim yesir, beva bechoralarga sarflash kerak. Mana shu narsalardan Alloh taolo rozi bo'lar ekan, agar aksi bo'lsa norozi bo'ladi. Qanday ham go'zal bir masjidlar bino bo'lyapti keyingi paytlarda. Bu ham yurtimizdagi keyingi islohotlarning bir ko'rinishi. Masjidlar obod bo'lmoqda, madrasalar qurilmoqda. Alloh buni obod qilsin. Va biz diniy idoramizning ushbu masjidga sovg'a olarak olib kelgan Qur'onlarimiz bor va domlamiz bu Qur'onlarni qabul qilsalar, keyin yana tashqarida bir qanchasi bor, domla buni kutubxonangizga qo'yasiz, yana Qur'onlar olib kelishgan bu bir namuna. İnşallah hammalari o'qishni davom ettiradilar. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.